21. Cüz Ankebut Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında, ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim tarımızda, sizin tarımızda birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da müşrikler ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'a inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın. Cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, Yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğini bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevkü sefa sürsünler ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında Yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir Cehennemde inkarcılar için kalacak yer mi yok Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır Rum Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Eninde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alay almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar, ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının tanrılığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede cennette ağırlanırlar inkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış bir beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı? Hemen çıkı verirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gergör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığında dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp, her bir grubun kendindekini beğendi, fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara, kendi katından bir nimet tattırdığında, bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün. Yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de, o mu koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bena gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor. Dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver. Yoksula ve yolda kalmışa da bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşında öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığında o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır ki böylece size rahmetinden tattırsın gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kulların üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da odur. Onun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır, o hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günah saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, Dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, Haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: "Andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz." Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'a hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir. Siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip Bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret, ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle.'' sonunda dönüşünüz yalnız banadır o zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim lokman sevgili oğlum dedi yaptığın hiçbir hardal tanesi ağrında bile olsa bir kayanın içine saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir o her şeyden haberdardır yavrucum, namazını özenle kıl. iyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak, insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki, Allah gurura kapılıp, kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, "Hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyi adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse sağlam kulta yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki: Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, denizde ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanızda, Yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misiniz? Bu böyledir zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır ve Allah yalnızca o çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin? Varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah, kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, Evladında babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O, yoldan çıkarıcı da şeytan, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O, yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez ama Allah her şeyi bilir her şeyden haberdardır secde suresi rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla elif lam mim bu kitabın alemlerin rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur buna rağmen onu Muhammed kendisi uydurdu diyorlar öyle mi Hayır, o, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için, Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra aşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost, ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O, gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! İnkarcılar şöyle derler: Toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen. Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek. Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzde karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Haydi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi.'' Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günah batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günah batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir. Asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye, onlara o büyük azaptan önce, daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz, kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da, onunla gerek hayvanlarının, gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa, bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanımayacak. Artık sen onları aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadları anın. Bu, Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O İnkâr yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah, bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Rasulünün vaadleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir. Hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölükte, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek, peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği, kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı ne kestik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı ne kestik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı, savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ayret gününe umut bağlayanlar, Allah'a çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Rasulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Rasulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah Ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey Peygamber! Eşlerine şöyle de, Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Rasulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki Allah, içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu, Allah için kolay bir şeydir.